Bakalım EA Sports bugün size ne dağıtmış ve size bu oyuncuları dağıtırken bana dağıtmayı neden unutmuş? Bunları sizlerle birlikte hep beraber bugün göreceğiz. Yeni bir kadro artı paket yorumlama bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bu bölümde de öfkeden deliye dönecek miyim? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. O zaman video başlamadan önce daha fazla için videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olun, bildirimleri açın ki hiçbir videodan, hiçbir detayı kaçırmadan haberdar olmayı kaçırmayın. Yani haberdar olun bütün videolardan, o yüzden abone olmanız gerekiyor. Ve haydi bakalım arkadaşlar, o zaman şöyle söyleyeyim, Facebook grubumuz açıklamada var. Hemen oraya gelip arkadaşlar siz de kadrolarınızın paketlerinizi yorumlanmasını sağlayabilirsiniz. Ben her hafta kadro paket yorumlama videosu çekiyorum. Bir tek kadro artı paket yorumlama videosunun açıklamasında FIFA grubumuz oluyor. Yani Facebook grubumuz oluyor. Oradan da gelebilirsiniz. Her neyse. Baran Gülbaşı buyur reis deyip kadrosunu atmış. Zidane'ı da alabilmiş. Tebrik ediyoruz. 112'den 170 kimyalık zaten harika bir kadrosu var. Tevez oraya olmuş mu bilmiyorum ama muhtemelen ucuz diye kullanıyorsun. Abi Tevez'i değiştirebilirsen güzel olabilir. Başka kim var? Başka ne var? Güzel abi, genel olarak kadronu beğendim zaten. Haydi bakalım. DZ Can Göze'nin kadrosundayız şimdi. 106'gen 170 kimyalık harika oyuncularla kurulu. Üçlü defans hattının üçünü de çok seviyorum. Oxlade... Abi dörtlü orta saha hattının dördünü de çok seviyorum. Ve üçlü forvet hattının üçünü de seviyorum. Kalecini de seviyorum. Gerçekten hepsi sevdiğim oyunculardan kurulu. O yüzden değiştir diyemeyeceğim hiç kimseyi. Memnunsan kesinlikle kalsın. Lo Celso'nun hızı kaç bilmiyorum. Eğer hızı düşükse değiştirebilirsin de hıza da gerek yok. Önünde Messi oynuyor zaten. Bilmiyorum, gayet güzel bir kadro. Çok beğendim. Yıldırım Civan 104'ken 160 kimyalık. Müthiş bir kadro var. Bu arada şu ana kadar sadece kadro gördüğümüz için çok sinirlenmiyorum ama paket gördüğümüz zaman yakında sinirlenebilirim. 104'ken 160 kimya, bir de öneri istemiş abi. Şimdi çok güzel bir kadron var. Şu Raphinha'yı ucuz diye kullanıyorsun ve elinde coins yok. O yüzden öneri vereyim mi vermeyeyim mi bilemedim. Hani sağ orta sahada mesela bak burada Lo Celso kullanmış. Hani sen de Lo Celso kullanabilirsin. Sağ orta sahada istediğin ülkeden oyuncu kullanabiliyorsun. O yüzden özelliklerine göre bir oyuncu seç kendine. Genel olarak kadronu zaten güzel, beğendim. Endombele değişebilir ama güzel. Immobile Henry gayet güzel ikili ve süper görünüyor. Maguire, Laporte, Andersen de iyi duruyor. Güzel gayet. Utku Kerem Muhsin 105'ken 170 kimyalık harika bir takımı var. Genel olarak kadroyu çok beğendim. Gabriel Jesus, Agüero ikilisi gerçekte bile bu şekilde maça çıkmıyor bunlar. Sen abi iki tane stil adamı yan yana koymuşsun. Adamlar bile gerçekte yani ikili santrafor çok nadirdir oynaması. Sen bunu yapmışsın ama olsun, güzel ikili olabilirler bilmiyorum. Gayet güzel abi, beğendim. Delict, Laporte ve Maguire da var. Beğendim, güzel. Ulan o kadar açtık. Messi'yi bırakın. Ramos'u da bırakın. Abi 82'nin üstünde adam çıkmadı bana ya. İzleyin videoyu, izlediyseniz, izlemediyseniz de izleyin. Bu hafta da artık çıkmazsa yemin ediyorum bir taktiğinizin olduğunu düşüneceğim. Arkadaşımın telden aldık yoksa hesap benim demiş. Hesabı onunmuş, arkadaşının telinden almış. Abi animasyonda çıkmış bir de ya. Efe Atar 102'gen 170 kimya harika bir kadro görünüyor. Yani görünüm olarak güzel, sadece yükseltilmesi gerekiyor. Ronaldo var, Çağlar Söyüncü var, James var, Chilwell var, Donnarumma var, Henderson var. Çok sevdiğim bu 5-6 tane oyuncu da kadroda varken tabii ki de beğendim kadroyu. Çok güzel bir kadron var. Burak Miraç Karataş videoya selam. İzleyiciler like atsın, kadroya öner demiş. Aleyküm selam. İşte bu kardeşimizin hesabını ben kullanıyorum bazen. Ve kadro değişti arkadaşlar. Bu kadroya Ronaldo falan gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Ben bu kadroda dün zaten video çektim bu hesapta, biliyorsunuzdur bu kardeşimizin hesabında. Bu arada arkadaşlar eğer sizin hesabınızda da video çekmemi istiyorsanız 20-25 milyon hesapta varsa zaten bir videoda 2 milyon 3 milyon coin zarar ederim. Yani eğer oyuna eğlenmek için oynuyorsanız, çok önemli planlarınız yoksa Instagram'dan bana yazın, sizin hesabınızda da video çekebilirim. Gayet eğleniriz. Gayet güzel olur, onu da söyleyebilirim. Bu kardeşimizin yaptığı gibi sizin hesabınızda video çekebilirim. Evet Efe Koç. Abi hesabımı çaldılar, help me demiş. Yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Kimseye güvenme diyorum sana sadece. Bundan sonra hayatında kimseye güvenme abi. Bu kadar da basit. Hani çalıp da bir de hani şey yapmıyorlar, kullanmıyorlar. Hepsini 101 coins'ten satmışlar. Gayet üzücü. Efe Atar, Ander Herrera var. Gayet güzel. Çıkarmış oyuncu paketinden. Ben daha elit çıkartamadım bu paketlerden galiba. Çıkardın mı? Yorumlara yazar mısınız? Vallahi hatırlamıyorum çıkardım mı çıkarmadım mı. Hatırlayan vardır belki. Bu sene çıkardım mı çıkarmadım mı bilmiyorum. Bu kadro tam görünmüyor. Ve Furkan Yanal önerini bekliyorum kanka, yalnız Kante hariç demiş ve gülmüş. Yüzü abi bu profil fotoğrafı ne peki? Abi duygulandım. Abi profil fotoğrafı beni duygulandırdı ya. Vallahi neyse, şimdi bakıyoruz abi. Salah, Mane güzel. Aubameyang vardı, çok güzel. Wings, Doucouré orta saha öneri istemiyorsun muhtemelen. Memnunsa sıkıntı yok ama ben öneri versem orta sahaya verirdim. Sağ bek adama Traoray'ı kullanmış, çok mantıklı ya. Gerçekten çok mantıklı. Değiştir diyemeyeceğim. Sağ bekle kullan bence, okey. Vallahi mantıklı ha. Bilmiyorum iyi oynar mı? Boost'u keşke full boost da alabilse. Vallahi süper olur ha. Van Dijk'le adamı Traoray yan yana çok saçma göründü. Abi Wings iyi de Doucouré'yi belki değiştirebilirsin. Pope zaten iyi bir kaleci genel olarak. Güzel yani, Doucouré'yi değiştirebilirsin belki ama öneri yani Kante'de diyemediğimize göre öneri veremiyorum, kusura bakma. Oxlade Chamberlain veya Madison kullanabilirsin bak Doucouré'ini. Bu adamın bu Emircan'ın kullandıkları iyi. Gayet iyi. Bale Mane ikilisi. Waldschmidt'i değiştir. Henry, Ake, Çağlar Söyüncü, Ramos güzel. Pope de güzel. Bir tek Waldschmidt yerine bir tane fark etmez santrafor alabilirsin. Böyle bilindik iyi oynayan santraforları alabilirsin. Aubameyang filan da hızlı alabilirsin. Gayet güzel olur senin için. Rohat, Çaçan, Mane, Henry, Sterling. Gayet güzel. Delafeu, Madison, Doucouré adama. Traoré, Ake, Van Dijk, Söyüncü, Donnarumma. Çok güzel bir kadro abi. Hiçbir şekilde öneri veremeyeceğim. Emir, CGN, buyur abi demiş. Pulisic, Wesley, Salah, Rashford, Oxlade, Chamberlain, Arthur, Pepe, Diallo, Maguire, Ake ve Jarstein var. Burak Miraç Karataş paketten Salah çıkarmış. Kim bilir ne zaman çıkardı abi. Ben bu hesaba geçtiğimden beri muhtemelen hesaba bir şey çıkmamıştır abi. Bak ben videoda bu çocuğun hesabında paket açılımı yapıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar eski şansım sizin hesabınızda geri dönsün istiyorsanız bana Instagram'da yazın. Hesabınızın şansına ve benimle birleşimine güveniyorsanız yazın. Bu haftanın Totwick cezalı paket açılımını sizin hesabınızda yapayım bakalım. Bu sefer dönecek mi şansım? Hiçbir fikrim yok ama çok zor. Yunus Mami Gündüz, Çağlar Söyüncü çıkarmış hem de Ay Fener paketinden mükemmel bir oyuncu çıkarmış. Şeymus Bey neler yapmalıyım demiş. Gayet güzel oyuncular kullanmış ama tabii ki daha düşük bir kadrosu var. Hiç yani sadece kasman gerekiyor birazcık hesabı. İlerleyen zamanlarda oyun zaten biraz daha kolaylaştığında daha da fazla kasarak geliştirirsin. Kadronu şu anda mantıklı kullanıyorsun. Skill boostlarının yükseltmene bak. Yavaş yavaş da yükselt. Abi Kobe Bryant. RIP. Kobe Bryant. Kendim yaptım demiş. Alaaddin Kayhan. Güzel. Gayet güzel. Bir kadro görüyoruz. Vinicius Junior orada oynamasın ama Vinicius Junior'u değiştirebilirsin. Çok hızlı ve çok memnunsan hızından dolayı falan oynayabilir ama yerine farklı bir oyuncu kullanırsan daha iyi olabilir sol orta saha olan. Spreyini de değiştirdikten sonra kadron gayet güzel olacak. Arkadaşlar bundan sonra sadece böyle dikkat çekici paketlere falan bakalım çünkü videonun süresi çok uzadı. DZ Cangöz'e Dünya Turu paketinden Aspilicueta ve Lloris çıkarmış. Hemen şöyle gelelim. Ay Fener paketinden Endombele görüyoruz ama böyle çok dikkat çekici bir paket. Ay Fener paketinden Endidi çıkarmış 92'lik abi, şaka gibi, gerçekten şaka gibi. Hemen devam ediyoruz. Ve Ömer tekte çıkarmıştım demiş. Wesley çıkarmış. Abi tekte değil de bana böyle 10 pakette falan bile çıkmıyor. O yüzden yani nasıl çıkıyorsa çıksın gerçekten helal olsun, gayet güzel. Ayın oyuncusu paketinden Donnarumma çıkarmış zaten garantili. Abi bak şu paketleri şansa çıkmadığı sürece atmayın. Yani sadece böyle emeğinizle aldıklarınızı değil de şansa çıkanları atın. Benim amacım o. En şanslı paketinizi veya kadronunuzun en iyi halini atabilirsiniz emeğinizle yaptığınız. Ama paket olarak sadece şansınıza çıkmış paketleri atarsanız daha çok memnun kalırım. Çünkü ona göre tepki vermek istiyorum. Şimdi çok oyunu sürekli oynamadığımdan ben bu Donnarumma'nın şimdi hani biliyorum ama hani şansa da çıkabileceğini düşünüyor olabilirim. Hani olabilirdim. O yüzden buna tepki verebilirdim. Saçma olurdu. O yüzden ona göre paketler atarsanız sevinirim. Ramazan Tarhan 108x160 kimyalık harika bir kadrosu var ama hemen geçelim abi, kadroların süresi doldu biliyorsunuz. Oğuzhan Leylek Navas çıkarmış, hangi paketten olduğu da gözükmüyor. Barış Akın 110x170 kimyalık güzel bir kadrosu var. Hemen şöyle abi inelim. Toti defans paketinden Van Dijk çıkmış. Dünya Turu paketinden De Gea çıkmış. Gerçekten yani Mert Mur Suarez çıkarmış, muhtemelen oyuncu paketinden çıkarmış, bilmiyorum anlamadım ama. Ve kadrosu da bu şekilde yani muhtemelen Suarez de bu kadroyu kurmuş arkadaşlar, bu kadar kurabilmiş. Gayet güzel. 20 milyon bütçe renklet 91 yapacağım demiş. Bakalım abi, tamam güzel. 20 milyonda bütçem varsa kalsın abi, kadronu geliştir. Güzel oyuncular kullanıyorsun çünkü. Nacho Fernandez birazcık yavaş kalabilir belki, çok hızını bilmiyorum ama stoper olduğu için sağ bek kartının çok hızlı olabileceğini düşünmüyorum. Gayet iyi ama. Madison stoklamış. Okey. Muhammed Akkor abi öneri santrafora Leva yerine Abraham gelecek. Bu arada kadroları da yorumlamaya devam etmeye başladım abi. Hızlıca geçelim. Paketleri merak ediyorum ben nasıl. Zaten bakmıyorsun o yüzden kadroma atmadım demiş. Kardeşim ilk başlara at, kadrolara bakıyorum zaten. İzleyin videoyu görürsünüz. En üstteki kadrolara kesinlikle bakıyorum. Bildirimleri filan aç Facebook grubundaki yazıda, sürekli takıl grupta, bilemiyorum yani. Cross gelmiş ve abi haftanın takımı paketinden Madison Mendy yan yana gelmiş. Ben de bir tane elit çıksın diye dua ediyorum anasını satayım. Vallahi ilginç. Ali Tagiyev 96 Messi çıkarmış paketten. Ve bakalım abi daha fazlası var mı? Bu her şeyi anlatıyor zaten de ben bununla ilgili yorum yapmayacağım. Mehmet Efe Çoban abi 89 De Bruyne çıkardım demiş. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, paketten de boş çıktığına göre, aynı zamanda Pique'de çıktığına göre daha neler görecek. Zidane'ı da almış. Ronaldo artı Kane yan yana mı? Ultimate Toti teklifi 3 muhtemelen bu kadar üstün bir paket değildi. Nasıl bu kadar bir şey oldu anlamadım ki. Bu kadar iyi, gayet iyi çıkmış çünkü. Evet arkadaşlar, 115'kenlik bir kadro görüyoruz. Şu anlık böyle kardeşim demiş. Gayet güzel bir kadrom var zaten. Çok beğendim. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman yavaş yavaş. Totvi'den çıktı heyecandan, SS alamadım demiş. Abi bu niye bize çıkmıyor? Gerçekten anlamıyorum artık ya. Adama Messi çıkmış, 6.750.000'e de koymuş ya. Böyle bir şey yok, şaka gibi. Aha. Şimdi de Totti Messi sınırsız çıkmış abi takipçilere. Ve bize yok abi. Bu sefer bunu yapan herkes Messi kazanıyor. Ama ne? Onu çıkaranlar yoruma yazabilir mi? Paketi açmadan önce ne yaptığınızı söyleyin de bir sonraki hafta, bak 2 hafta önce Ronaldo çıkaranlar, bu hafta Messi çıkaranlar, şu paketleri açmadan önce ne yaptığınızı yorumlara yazabilir misiniz? Lütfen. Gerçekten merak ediyoruz. Biz de yapacağız çünkü. Bizim de hakkımız var değil mi bunları çıkarmaya? Bak hala Ronaldo falan görüyoruz. Yani lütfen. Evet, Turan Burget videoda yorumu çıkmış, onu paylaşmış bizimle beraber. Şimdi de yorumunu, videoda yorumunun çıktığı yorumu da bir tane diğer videoda paylaşılmış oldu. Gayet garip oldu. Van Dijk, 90'lık Van Dijk görüyoruz. Arthur, Donnarumma, Messi, bunu yapan herkese cidden Messi çıkıyor. Ama lütfen şu Messi'yi çıkaranlar şu paketi açmadan önce hatırlıyorsa ne yaptığını yorumlara yazabilir mi? Bir sonraki Tottenham bir paket açılımında ben de onu yapacağım çünkü. Çünkü Tottenham bir paket açılım videosu her hafta gelecek demiştim biliyorsunuz. Umarım yani güzel şeyler olur, bilemiyorum arkadaşlar. Bakın yani bitmiyor Messi'ler. Messi'ler tükenmiyor. O yüzden yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın çünkü gerçekten Messi'ler tükenmiyor. EA herkese Messi vermiş. Hani vermiyorsa da Ramos vermiş en kötü. Van Dijk'lar filan da önceden görüyoruz zaten. Yani gerçekten mükemmel şeyler çıkmış arkadaşlar. O zaman burada da videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Şuradan abone olabiliyorsunuz zaten. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şuradaki 2 videodan herhangi birisi tıklayarak da efsane ötesi, mükemmel ötesi, muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiçbir zaman unutmayın. Ve bay bay.